Hayatın gizemini kucaklamalıyız. Onu kontrol etmeye çalışmamalıyız. Çoğu zaman olayların sonucunu tahmin edebileceğimizi ve onları iyi ya da kötü olarak etiketleyebileceğimizi düşünürüz. Ancak bu bir yanılgıdır. Geleceğin neler getireceğini veya deneyimlerimizin amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de trajedi gibi görünen şey aslında kılık değiştirmiş bir lütuftur. Belki de başarı gibi görünen şey aslında bir tuzaktır. Başkalarına değil kendimize güvenmeliyiz. Zihnimizi açgözlülükten, nefretten ve yanılgılardan arındırmalıyız. Tutunmayı değil, bırakmayı öğrenmeliyiz. Hayatımızı beklentilerimiz veya hırslarımızla sınırlamamalıyız. Bazen rahatlamaya ve hayatın akışına güvenmeye ihtiyacımız var. Bazen harekete geçmemiz ve bir şeyleri gerçekleştirmemiz gerekir. Anahtar, geçmişte kaybolmamak veya gelecek hakkında endişelenmemek, anda olmaktır. Geçmiş unutulacak ya da pişman olunacak bir şey değildir. Öğrenilecek ve takdir edilecek bir şeydir. Geçmiş, dikkat edersek ve üzerinde düşünürsek, bize değerli dersler verebilir. Ancak ona takılıp kalmamalıyız. Hayatın gerçekleştiği şimdiki zamanda topraklanmış kalmalıyız. Bu arada eğer abone olmadıysan şu an abone olmanın tam zamanı. Seni de aramızda görmekten onur duyarız. Hayat bir yaratılış ve yıkım, doğum ve ölüm, sevinç ve üzüntü döngüsüdür. Bu gerçeklikten kaçamayız, kaçmaya da çalışmamalıyız. Bunu nezaket ve şefkatle kabul etmeliyiz. Bunu çözülmesi gereken bir sorun ya da geçilmesi gereken bir sınav olarak görmemeliyiz. Bunu bir iyileşme süreci, bir büyüme ve dönüşüm yolu olarak görmeliyiz. Şifa, her şeyin olduğu gibi olması için alan yaratmaktan gelir. Üzüntü ve mutluluk için, acı ve zevk için, kayıp ve kazanç için alan, kendimiz ve diğerleri için, doğa ve ruh için, sevgi ve bilgelik için alan. Geleceğe bakmanın en iyi yolu şu ana odaklanmaktır. Hikmetli sözler okumak veya söylemek yeterli değildir. Bunların uygulamaya konulması gerekiyor. Kalplerimizi herkese açmayı öğrenebiliriz. Bizi rahatsız edenler bile öğretmenimiz olabilir. Özgürlük, bizi bağlayan her şeyden vazgeçmekten gelir. Öfke, endişe ya da mal mülk. Mutlu ve huzurlu olabilmek için özgürlüğe ihtiyacımız var. Merhamet dinle ilgili değildir, insan olmakla alakalıdır. Bu bir lüks değil. Kendi refahımız ve zihinsel istikrarımız için bir zorunluluktur. İnsanoğlunun hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Pek çok insan heyecanı mutlulukla karıştırır ama heyecanlandığınızda huzur içinde olmazsınız. Gerçek mutluluk barışa dayanır. Hiçbir şeye sırf duydunuz diye inanmayın. Bir şeye sırf çok kişi söylüyor diye inanmayın. Hiçbir şeye sırf kutsal kitaplarınızda yazıyor diye inanmayın. Öğretmenleriniz, büyükleriniz öyle diyor diye hiçbir şeye inanmayın. Sırf nesiller boyu aktarıldı diye geleneklere inanmayın. Ancak dikkatli bir gözlem ve analizden sonra bir şeyin mantıklı ve herkes için iyi olduğunu anladığınızda onu kabul edin ve takip edin. Çoğu zaman yeni bir şey duyduğumuzda veya okuduğumuzda onu yalnızca zaten bildiklerimizle karşılaştırırız. Eğer kabul ederse bunun doğru olduğunu düşünürüz. Eğer aynı fikirde değilse onun yanlış olduğunu düşünürüz. Her iki durumda da yeni bir şey öğrenmiyoruz. Birinin kalbinize ok attığını hayal edin. Onlara bağırmak işe yaramaz. Kalbinizdeki oka odaklanmak daha faydalıdır. Hiçbir şey ifade etmeyen birçok kelimeden daha iyi olan, huzur getiren tek bir kelimedir. Ancak hayat yolculuğu, günahlarımızın ve hatalarımızın cezası gibi görünebilecek zorluklar ve derslerle doludur. Ancak karmanın gerçek anlamı bu değildir. Karma bize kalplerimizi daha yüksek seviyedeki sevgi ve şefkate nasıl açacağımızı öğretmenin bir yoludur. Korkularımızı ve savunmalarımızı bırakmamıza ve kalplerimizin etrafına duvarlar örmeyi bırakmamıza yardımcı olur. Karma bize hayatımızdaki deneyimler aracılığıyla neyi öğrenmemiz ve büyümemiz gerektiğini gösteren bir hediyedir.
İşler istediğimiz gibi gitmese bile umudumuzu kaybetmemeli ve pes etmemeliyiz. Sabırlı olan sonunda başarıya ulaşır. Karma, parlaklığını kaybetmeden diğer birçok alevle paylaşılabilen bir alev gibidir. Kendi içimizde hala parlak bir şekilde parlarken başkalarına sıcaklık ve ışık getirebilir. Bu yolun neşesidir. İnsanoğlu olarak çoğu zaman sorunlarımıza çözüm ve çözümler ararız. Bunları hak ettiğimizi düşünüyoruz ama aslında bunların acısını çekiyoruz. Çözümleri hak etmiyoruz, bundan daha iyisini hak ediyoruz. Doğuştan hakkımız olan orta yolu, paradoksu ve belirsizliği kolaylıkla kucaklayabilen bir ruh halini, durum ne kadar çaresiz olursa olsun, başkalarına umutla ilham verebilen bir insanı, gerçek bir lideri hak ediyoruz. Barış bir varış noktası değil, bir varoluş biçimidir. Çoğu zaman meditasyon yaparak, eğlenerek ya da iyi beslenerek huzura ulaşabileceğimizi düşünürüz. Ama bu bir yanılgıdır. Bunlar kendimizi iyi hissetmemizi sağlayabilir ama aynı zamanda bizi kayıtsız ve donuk da yapabilir. Sürekli değişen ve zorlayıcı olan içinde bulunduğumuz durumun gerçekliğini görmemizi engelleyebilirler. Hayat kolay değil, güzelliği var ama aynı zamanda acısı da var, bir gül gibi. Hem yaprakları hem de dikenleri vardır. Dikenleri görmezden gelemeyiz veya onlardan kaçınamayız. Bunlarla cesaret ve şefkatle yüzleşmemiz gerekiyor. Bizi insan yapan da budur. Bizi hayatta tutan şey budur. Sanat insanlığımızın ifadesidir. Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi, umutlarımızı ve korkularımızı, hayallerimizi ve kabuslarımızı paylaşma şeklimizdir. Sanat hayatın kökünde açan çiçektir, biz de çiçeğiz. Meditasyon, kendimiz ve çevremiz hakkında daha bilinçli olmamıza yardımcı olan bir uygulamadır. Olayları olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi görmemize yardımcı olur. Şimdiki anı kaçmaya ya da manipüle etmeye çalışmadan kabul etmemize yardımcı olur. Ancak meditasyon da kolay değildir. Sabır ve azim gerektirir. Nazik ve esprili bir tutum gerektirir. Zihnimizde ve bedenimizde ortaya çıkan her şeyi yargılamadan, reddetmeden onunla kalmamızı gerektirir. Meditasyon yaptığımızda kendimizi huzursuz, sıkılmış, endişeli, kızgın veya üzgün hissedebiliriz. Fiziksel acı veya rahatsızlık hissedebiliriz. Ne yaptığımızı, neden yaptığımızı merak edebiliriz. Vazgeçmek ya da kaçmak isteyebiliriz. Ancak bu duygular engel değildir, bunlar fırsatlardır. Bunlar kendimiz ve insanlık durumumuz hakkında bilgi edinme fırsatlarıdır. Bu bilgiler hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaşmayı ve abone olmayı unutma. O halde dostum, huzursuzluğu kucakla, çekinme. Korkuyla doğrudan yüzleşin, koşmayın. Öfkeyle yüzleşin, bundan kaçınmayın. Acıya katlan, ondan kaçma. Açlıkla mücadele edin, görmezden gelme. Hayal kırıklığıyla başa çıkın, bundan kaçmayın. Tüm bu duygu ve deneyimlerle mevcut kalın ve hayatınızın dönüşümünü görün. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve Stoacı topluluğa katılın.